10 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz analog fotoğrafçısı Cemre Okyay. Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım birazcık önce. Kendinden bahsedebilir misin bize? Tabii, bahsedeyim. Ben uluslararası finans mezunuyum. Geçen sene mezun oldum. Ama her zaman bir fotoğraf tutkum vardı ve bunun üzerine yoğunlaşmak istedim. Bunun üzerine daha okurken Kısa Kes Kısa Film Festivali'ne katıldım. Oradayken bir takım işler yaptık. 2 sene oluyor ben oraya gireli. Sonrasında yapım koordinatörlüğü yapmaya başladım orada. Daha sonra yapımı biraz dışarıya açılalım ve gerçek anlamda bir şeyler yapabilelim diye işte dışarıya iş yapmaya başladık. Sonra kendi içimizde kısa film çekimleri yapmaya başladık. Bu şekilde ilerliyor hayatım şu an. Üniversitede finans okudum dedin. Evet. Finans ve fotoğrafçılık farklı şeyler. Evet, hani buna bir ilgin mi vardı önceden? İşte dediğim gibi lisedeyken aslında başladı birazcık. Sonrasında ben aslında ne yapmak istiyorum karar verebilmek adına finans stajı yapmıştım bir dönem. Sonrasında çok böyle benlik bir şey olmadığına karar verdim. Çünkü ben böyle oturayım ve işte bütün günümü masa başında harcayayım tarzında bir insan değilim pek. Böyle bir tutkum varken de bunu aslında değerlendirebilirim diye düşündüm ve bu şekilde yola çıktım. Kısa Kes Film Festivali'nden bahsettin biraz. O nedir tam olarak? Kısa Kes Kısa Film Festivali 2 ayaktan oluşuyor aslında. Bir tanesi liseler arası ve ulusal çapta. Bir diğeri de uluslararası çapta üniversite öğrencileri arasında gerçekleşiyor. Kısa film festivalleri düzenliyoruz. Festivaller içerisinde işte çeşitli workshoplar, masterclasslar vererek son günde bir ödül töreni düzenleyerek gençlerin sinemayla buluşmasına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Tamamen lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı evet. bir festival evet. yani. Ama çok özel güzel. Bir seçkimiz de var. Univision için söyleyebilirim bunu. Özel seçkide de üniversite mezunu bile olsa filmleri kabul edebiliyoruz ama herhangi bir ödüllendirmemiz olmuyor. Ya çok güzelmiş. Fotoğrafçılığından bahsedelim. Birazcık analog fotoğrafçısısın. Evet. Yani dijital ile analog arasındaki farklar nedir ya da sen neden analog fotoğrafçılığıyla ilgileniyorsun? Ben bunu merak ediyorum. Özellikle dijitalin şu an bu kadar bizi ele geçirdiğini düşünürsek. Evet, evet. Yani şöyle aslında ben çok analogla iç içe bir insan değildim en başında. Sonra bana 3-4 sene önce bir hediye geldi. Analog fotoğrafçılık kurs hediyesi. Oraya gittikten sonra orada işte A'dan Z'ye kadar işte analog fotoğrafçılıkla ilgili birçok şeyi öğrendim. Ki zaten çok eski senelere dayandığı için yani tahminimce 100 yıllık falan bir geçmişi var analogun. İşte orada film nasıl takılır, nasıl yıkanır sonrasında çekim bittikten sonra, diyafram enstantane ve asa ayarları nasıl yapılara kadar her şeyi öğretmişlerdi. Sonrasında yani onun daha farklı bir tat olduğuna karar verdim. Bir de bence şöyle bariz bir fark var ki şu an işte hepimiz sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanıyoruz özellikle bizim jenerasyonumuz. Ve işte orada kullandığımız özellikle işte filtrelerle ilgili bir şey söylemem gerekirse yani analogta mesela asla buna ihtiyaç duymadan gayet güzel renkler alabilerek ilerleyebiliyorsun. Yani dijital fazla teknolojik aslında baktığımız zaman ve böyle teknoloji ilerledikçe sonu gelmeyen bir şey. Ama analogta bir yerden sonra yani o zevk aslında kısıtlı ama zaten kısıtlı oluşunu belki de birazcık seviyoruz. Ki aslında bir taraftan da analog da biraz teknolojiyle bütünleşmiş durumda. Çünkü şu anda baktığımız zaman aslında yani hem daha geride kaldığı için biraz daha maliyetli oluyor. Çünkü işte biraz artık yok olmak demeyeyim ama daha azınlığı sonuçta. Ve işte filmleri daha pahalı. Onun banyosu bile şu anda karanlık oda diye bir şey yok. Sadece hani çok tutkunu olanlar için var ama işte o da belli bir masraf ve işte belli bir efor sarf etmen gerekiyor ona da. Şu an onun bile böyle bir dijitali var ve işte gidiyorsun ben mesela götürdüğüm zaman filmlerimi işte banyolatmaya alıyorlar ve böyle bir tane işte aletin içine filmi koydukları zaman onu gayet güzel taratıp böyle gayet teknolojik şekilde bana tekrar yarım saat içinde falan verebiliyorlar. Yani genel olarak baktığımızda aslında analog fotoğrafçılıkta çok daha büyük bir emek sarf edildiğini söyleyebiliriz herhalde. Dijitale oranla. Yani diyebiliriz. Yani belki senin anlattıklarından. Kızılabilir ama biraz daha efor sarf etmek gerekiyor bence de. Arkadaşlarımız sokağa çıktı ve analog fotoğrafçılığı nedir? Bir fikirleri var mı? Bunu merak ettik, bunu çok sorduk. Güzel. Kısa bir VTR'miz var. Beraber onu izleyelim. Sonra devam edelim sohbetimize. Tabii. Analog
fotoğrafçılık nedir abi? Analog fotoğrafçılık hakkında pek bir bilgim yok ama galiba fotoğraf çekimleriyle ilgili. Analog fotoğrafçılık birazcık bana doğa koşullarında, birazcık otomatik makinelerle, yani amatör bir şekilde çekimleri bir geliyor aklıma. Ben bu kadar biliyorum. Sence ne abi? Abi analog fotoğrafçılık sanal olmayan, analog, dijitallik yok. Dediğimiz gibi hani gerçek, sanal olmayan. Dijitallik yok, sanal da yok, öyle mi? Yok. Gerçek yani, dijitallikten nasibini almamış. Fotoğrafçılığın hobiye kaymış versiyonu gibi, kameranın daha gelişmişi, lensleriyle ilgilenmeler. Hobi olarak yaptıktan sonra bir analog fotoğraf makinesi edinip, yani bu ilgi duyduktan sonra bir ileri seviyesi gibi. Yap ama hobi olarak yap diyorsun yani. Aynen öyle. Analog fotoğrafçılık, dijital olmayan fotoğrafçılıktık. İyi bir şey mi sence? Zor bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü dijital deyince işin içine teknoloji giriyor. Teknoloji de hayatımızı kolaylaştırdığını düşünüyorum. Analog deyince sanki böyle el emeği gerektiren, insanı yoran bir iş gibi geliyor kulağa. Daha sanatsal mı buluyorsun peki analog fotoğrafçılığı? Fotoğrafçılığı mı? Hiç analog fotoğrafçılık yapmadım ama dijital de daha sanatsal olabilir. Çünkü teknoloji ilerlediği için o sanatsallığı sonra posta verebiliriz. Bilmiyorum ne olduğunu. Sence nasıl bir şey olabilir analog fotoğrafçılık? Kişiye özel fotoğrafçılık falan mı, ya da hani nasıl desem, bir ortamda kişiyi veya bir şeyi daha ayrıntılı anlatmak için yapılan özel bir fotoğrafçılık falan olabilir mi? Evet, nasıl buldun VTR'mizi? Güzel, tatlı olmuş ama mesela cümlesi garip geldi bana. İşte analogun biraz daha hobi oluyor olması. Hı hı. Ben mesela dijitale geçmeden öncesinde analoğa daha hakimdim. Ve orada yaptığım ayarlardan yola çıkarak aslında dijitalde biraz daha rahatladım diyebilirim. Yani çok böyle işte dijitale hakim olduktan sonra analogla daha rahat çalışarak onu hobi edinmek olarak düşünmüyorum ben açıkçası yani. Yani cevaplarda da aslında aşağı yukarı doğru verilmiş gibi. Evet, hani evet. Dijital olmayan, analog olan, sadece sonda bir kişisel özel fotoğrafçılık gibi bir şey var, evet. Kişiyi takip eden. Bir tek o farklı geldi, evet. Bana. Hazır dijitalden bahsetmişken kısa bir süre önce bir kısa film çektin. Bunu birazcık merak ediyoruz. Var mıydı böyle bir isteğin? Bir anda mı oluştu? Süreci biraz anlatabilir misin bize? Tabii. Şöyle gelişti aslında. Biz her zaman işte festival kapsamında bir şeyler çekmeye çalışıyorduk kendimizce. Ama işte tanıtım filmleri falan oluyordu genelde. Benim ilk yönetmenlik deneyimim. Bir yarışmaya katılmak istedik. Ekipten birkaç fikir vardı ve onların hepsini değerlendirelim istedik. Sonrasında ben biraz daha işte fotoğrafa yatkın olduğum için ve henüz işte ya sinema televizyon mezunu da olmadığım için çok böyle aşırı bir teknik bilgim yoktu açıkçası. Oradan yola çıkarak fotoğrafla ilgili bir şeyler yapayım diye düşündüm ama sonrasında o çok kısıtlayıcı bir şey olacaktı ve vermek istediğimi tam anlamıyla veremeyeceğimi düşünerek biraz daha deneysel bir şey çekelim ve video art kafasında bir şey olsun istedik aslında. Sonrasında çok kısa, yani bir dakikalık bir şey çekmeye karar verdik. Biraz zorlu bir süreçti ama yani kısa bir sürede, yani 4-5 saat içerisinde çektik. Ve şu anda işte yarışmalarda, bakalım sonucu ne olacak. Konusu ne üstüneydi? Peki onu birazcık öğrenebilir miyiz senden? Tabii, mülteci kadınlarla ilgiliydi. Ki zaten şu anda Türkiye'de yani çok bununla ilgili şeyler yaşadığımız için, günlük hayatımızda da yani her kenarda, her köşede bir mülteciye rastlayabileceğimiz için aslında çok hakim olduğumuz ve içinde yaşadığımız bir durumdu bu. Ben biraz daha şeyi göstermek istedim. Onların yaşadığı zorlukları ama bunu işte hiç kimseyi acındırarak vermek istemedim. Tam tersine aslında yani sembollerden yararlanmaya çalıştım bununla ilgili. İşte silahlar kullandık, ölümü çağrıştıran şeyler kullandık, askerlerden çağrışımlar yaptık. Biraz daha o şekilde kullanmak istedik. Ama aslında özellikle kadından bahsediyorsak, mülteci kadın diyorsak, biraz daha nasıl diyeyim, yani benim filmimde özellikle şöyle söyleyeyim, o kadının belki de ölümle özgürleşebileceğini vermek istedim ben aslında. Çünkü çoğu insan için, hele ki zor şartlar altında yaşayan çoğu insan için çoğu zaman ölüm bir özgürlük olabiliyor açıkçası. Festivallerde görürüz inşallah seni. Umarım, bakalım. Şu anda işte yarışmalara gönderdim. Geri dönüş bekliyorum. Umarım güzel şekilde sonuçlanır. Çünkü uluslararası ve ulusal çapta gönderebildiğim kadar yere göndermeye çalışıyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.